Son dönemde özellikle CHP kanadından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik saldırı ve eleştirilere AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete de katıldı. İki adayın yarıştığı AK Parti Bodrum İlçe Kongresi'nde konuşan Kadem Mete, delegelere ayar vermeye çalışırken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'u işaret ederek "Zamanında bize her türlü hakaretleri edenler, genel başkanımıza ağza alınmayacak sözlerde bulunanlar, bugün bu partide çok ciddi makamdadırlar" dedi. Şimdi biz gerçekten demokratik bir partiyiz. Başka hiçbir siyasi partide olmadığı kadar geniş bir ruha da sahibiz. Zamanında bize her türlü hakaretleri edenler, genel başkanımıza ağza alınmayacak sözler söyleyenler bugün bu partide çok ciddi makamlardadırlar. Bunu kabul ediyor olmamız bizim zenginliğimizdendir. Bizim gönlümüzün ferahlığındandır. Bizim ulviyetimizdendir. Ama 15 Temmuz'da sokaklarda olmayanların bugün kongre salonlarında masa talep etmeleri, görev talep etmeleri de harika bir aşıklar. Yakın zamana kadar bu partiden aday olmaktansa Muğla'dan bahsedenler, öğretmen elinden kendimi kafa üstü aşağıya atarım diyenler, 2007 yılında bayrak asan gençlerimize Amerikan uşakları diyenler bugün hepimizden daha fazla AK Partili olabilir. Amenna. Onlar da saygıyla karşılıyoruz. Ama kimse bizim aklımızla alay etmesin. Kimse bizim hafızamızı zorlamasın. Bu parti gerçekten herkese gönlünü açan bir partidir. Konuşmasını sürdüren Mete, gelin kaynana örneği üzerinden de bizim kurallarımız farklıdır diye konuştu. Ama bizim oralarda eskiden böyle her evlenen bir ev daireye geçmiyordu. Büyük bir baba evi vardı. Bazen kaynana, gelin, hatta iki gelin, onlardan doğanlar evlerde yaşarlardı. Düğünün hemen arkasından kaynana gelinini çağırır. Der ki, kızım, babanın evinde ne öğrendiysen o orada kaldı. Burası senin kocanın evidir. Buranın kurallarına göre olmayacaksın. Salonda bulunanlar AK Parti İl Başkanı Kadem Mete'yi şaşkınlıkla dinlerken Mete'nin "bu ilk gafı değil" yorumları yapıldı. Kendi aralarında İl Başkanı Kadem Mete konuşurken Mete'nin bu tavrıyla acaba CHP'li bir il başkanı mı konuşuyor demekten partililer kendilerini alamadı. Konuncuk Mahallesi'ndeki Herodot Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti Bodrum İlçe Başkanlığı'nın 6. Olağan Kongresi'ne Çevre Şehir ve Kültür'den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan da katıldı. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk üzerinden siyaset yapmaya devam eden, maalesef onu ve onun aziz hatıralarını hala günlük siyasetin bir parçası olarak kullanmaya devam eden ve buradan beslenmek suresiyle siyasette var olmaya çabalayanlara sesleniyorum. Cumhuriyetin ilkelerine sahip çıkmak, bu değerlere sahip çıkmak, gelecekte büyük ve güçlü Türkiye idealine sahip çıkmak olur. 2023, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı için hedef koymakla olur. O hedefe dimdik yürümekle olur, hatta koşmakla olur. Yeri geldiğinde dünyaya dönüp, dünya beşten büyüktür demekle olur. AK Parti Muğla Milletvekilleri Nihat Öztürk ve Hasan Özyer, 24. dönem İzmir Milletvekili Ali Açlık'la Muğla ve Bodrum'dan çok sayıda partinin katıldığı kongrede AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Muğla'nın her ilçesinin ayrı bir değer olduğunu belirterek "Bodrum daha fazlasını hak ediyor, ne olur daha fazla çaba gösterelim" dedi. Peygamber Efendimiz'i karikatürler de biliyorsunuz hedefe koyanlar oldu. Sonra Sayın Cumhurbaşkanımız, bir ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanını hedefe koyup güya dünyanın en demokratik ülkelerinde şakağını silahlayanmış şekilde öldürene Mercedes diye pankartlar açanlar oldu. Sonra cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü aynı hedefe koydular, düşman liderler hedefine. Ve tekrar cumhurbaşkanımız. Yani anlayacağımız şu, Türkiye hedefte. Her birimiz tüm farklılıklarımızla bir zenginliği ifade ediyoruz. Bodrum'da onun önemli örneklerinden biri. Bir çekim alanı, bir mıknatıs gibi dünyanın
Türkiye'nin değil sadece dünyanın çok farklı inançlarından, çok farklı kültürlerinden, çok farklı yaşam tarzlarından insanların aşık olduğu bir şey, bir ilçe burası. Kara Aslan, önümüzde bizi hala zorlu bir yol beklemekte diyerek sözlerine devam etti. Konuşmaların ardından seçime gidildi. 381 delegenin oy kullandığı kongrede Ömer Özmen 179, Fethan Özbek 160 oy aldı. 2 oy ise geçersiz sayıldı. Bu sonuçla Ömer Özmen AK Parti Bodrum ilçe başkanı oldu. Bodrum'a bağlı Yalı Mahallesi'nde yapımı devam eden bir sitenin inşaatında çalışmak üzere kısa bir süre önce Mardin'den Bodrum'a gelen 23 yaşındaki Abdullah Değirmenci, beton dökme aracının devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre beton dökme aracının bina temeline haç boşalttığı sırada araç henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Aracın devrilmesiyle birlikte beton harcının boşaltıldığı dev hortum bir anda aşağıya düştü. Tam o sırada orada bulunan inşaat işçisi değirmenci harç hortumunun altında kalarak hayatını kaybetti. Abdullah Değirmenci'nin henüz 3 aylık bir bebeği olduğu öğrenildi. Çevredeki diğer çalışanların yardıma koşması bir fayda sağlamayınca olay yerine 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Sağlık ekiplerinin inşaat işçisinin hayatını kaybettiğini belirlemesi sonrasında olay yerinde jandarma ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından bulunduğu yerden uzun uğraşlar sonucu çıkartılan cenaze Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Çıkalım yukarı. Koslu ve Bodrumlu öğrencileri özel bir okul tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Zeytin Festivali bir araya getirdi. Okul yerleşkesinde gün boyu süren etkinlikler halk oyunları gösterileriyle başladı. Türk ve Yunan öğrencilerin gösterilerinin ardından okul bahçesindeki zeytin ağaçlarında hasat yapıldı. Tırnak verir misiniz diyecektim ben de. Hasadın ardından öğrenciler kalıcı barış ve dostluk anısına zeytin fidanları diktiler. Uzmanlar eşliğinde zeytinyağı tadımı yapan öğrenciler daha sonra atölye çalışmaları gerçekleştirdi. Öğretmenler nezaretinde önce zeytinyağlı sabun yapan Türk ve Yunanlı öğrenciler daha sonra kolları sıvayıp mutfaktaki hünerlerini gösterdiler. Festivale katılan öğrenciler zeytinyağlı dolma, kereviz ve salata yaptılar. Öğrenciler arasındaki ilişkilerin güçlenmesini ve kültür alışverişine imkan sağlayan festivalin finalinde ise hep birlikte barış tablosu yapıldı. Bodrum ve İstanköy adasındaki öğrencilerin günler öncesinden biriktirdikleri zeytin çekirdekleriyle süslenen barış tablosu festivalin önemine damga vurdu. Okul Genel Koordinatörü Sevinç Zeren etkinlikle ilgili açıklama yaptı. Öğrencilerimizden kendi yedikleri zeytin çekirdeklerini getirmelerini istedik. Bizim kendi zeytin çekirdeklerine birleştirerek ortak bir sanat tablosu oluşturmak için bir proje yaptık. Bu projede de bu toprakların mitolojisini kullanarak güzel bir tablo çalışması Athena üzerine şu anda öğrencilerimiz gördüğünüz gibi yapmaktalar. Ve bu tablomuzda bizim... Altı Eylül'de çıkan orman yangınında 64 ev ve ahırın yanı sıra 300 hektar ormanlık alanın yandığı Menteşe'nin Zeytinköy Mahallesi için Menteşe Belediyesi, Menteşe Kent Konseyi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü Menteşe'ye Türküler Konseri düzenledi.
konserin sonunda Zeytinköy için bestelenen Umut Ol Dünyama isimli türkü seslendirildi. Zeytinköy'e Türküler konserinde Türkiye'nin her bölgesinden birer türkü seslendirildi. Konser sonrası Menteşe Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güven, Yardımcı Doçent Doktor Gülce Coşkun Şentürk'e çiçek takdim ederken, Mahalle Muhtarı Güngör Uzun da Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü öğrencilerine çiçek verdi. Konser sonunda Zeytinköy sakinleriyle konseri veren öğrenciler toplu fotoğraf çektirdi.